Herkese yeniden merhaba. Edebiyat Ödülleri video serimin dördüncüsüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Yunus Nadi ödüllerini konuşacağız. Yunus Nadi ödülleri 1946'dan günümüze kadar verilmeye devam etmiş. Türkiye'nin sanat alanında verilmeye başlanmış ilk ödülü olarak kabul ediliyor. Yunus Nadi gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu ve ölümünden sonra adını yaşatmak adına bu ödüller verilmeye başlanmış ve günümüze kadar da devam etmiş. Hala aktif bir şekilde her yıl verilmeye devam ediliyor. Yunus Nadi ödülleri sadece edebiyat alanında değil, roman, şiir, araştırma, belgesel, karikatür, kısa film, fotoğraf gibi birçok alanda veriliyor. Bugünkü videomuzda bizi ilgilendiren kısmı, edebiyat kısmı olan romanlara ve ödüllere bakacağız. Bu ödülü kazanan romanlara ve öykülere ve onların yazarlarından birazcık bahsedeceğiz. Aslında hangi yıl kim kazanmış yine aynı konsepte ilerleyeceğim. Çok fazla kazanan olduğu için çok detaylara giremeyeceğim. Ama ben bu videoyu hazırlarken, bu listeyi notlarımı alırken birçok yeni yazar ve kitabıyla karşılaştım. Ve sadece kapağını görmek, ismini okumak, o yazarın böyle bir kitabı olduğunu bilmek bile birçok kitapla alakalı aslında benim merakımı cezbetti. Umarım sizler için de bu video o şekilde olur ve bu videodan sonra yine sizin de merak ettiğiniz kitaplar olup araştırmaya teşvik eder bu video sizi diyeyim. Bu ödülle alakalı şöyle bir sıkıntı var. Genellikle ben bu videoları hazırlarken eğer ödülün bir web sitesi varsa, resmi web sitesi, oradan bilgileri temin etmeye çalışıyorum. Yunus Nadi için böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla herkes gibi ilk etapta Wikipedia'ya gittim. Videonun notlarını hazırlamaya başladıktan sonra fark ettim ki bir noktada sıkıntı var. Yani tarihlerle kazananlar uymuyor. Ve başka sitelere baktığımda da birçok sitenin, neredeyse herkesin, her sitenin bu bilgileri zaten Wikipedia'dan çektiğini gördüm. Dolayısıyla aslında şu an internette Yunus Nadi roman ve öykü ödülleriyle alakalı bir bilgiye erişmeye çalıştığınızda hatalı bilgiye erişeceksiniz. İddia ediyorum diye iddialı bir cümle kurmak istemiyorum ama sanırım bu video Yunus Nadi ödüllerinin tarihlerini ve kazananlarını doğru şekilde sunan ilk ve tek kaynak olacak diyebilirim. Umarım Wikipedia'daki sıkıntı da çözülür. Bilmiyorum, ben yazar olmadığım için hani dışarıdan müdahale ediliyor mu, ama dediğim gibi bir sıkıntı var kazananların tarihleriyle alakalı. Neyse, biz detaylara geçelim. Biraz, çünkü biraz fazla kitaptan bahsedeceğiz. Dediğim gibi 1946'dan beri veriliyor. Ama ilk yıllarda şöyle, roman ve öykü her sene ödül kazan, yani roman ve öykü dalında her sene ödül verilmemiş. Hatta şöyle söyleyeyim, 88-89'a kadar verilen ödüller edebiyat alanında çok az kişiye verilmiş. Yani her sene verilmemiş. Kimlere verilmiş ya da neden verilmediği ile alakalı da bir bilgi yok. Yani en fazla Cumhuriyet Gazetesi'nin o sene ödülüyle ilgili yaptığı haberlerin belki bazı kopyalarına ulaşabiliyorsunuz. Ama onda da çok sağlıklı bilgilere ulaşamadım. Bir de şöyle ki, öykü alanında, özellikle Yunus Nadi öykü alanında çoğu zaman kitaplara verilmiş ama eski tarihlerde özellikle dosya şeklinde, hani bir öyküsünü gönderene, iki öyküsünü gönderene öykü dosyası üzerinden, hani basılması önemli değilmiş o noktada, öykü dosyalarına da ödül verildiği olmuş. Dolayısıyla muhtemelen çok eski tarihlerde, 46 işte 80'lere kadar olan tarihte çoğunlukla dosyalara verildiği için çok sağlıklı bir bilgiye erişemedik. Şu an elimizde olan ilk bilgi aslında 1958 yılında roman alanında verilen ödül. Bunun kitabı var bende, okumuştum da. 1958'de Yunus Nadi roman ödülünü Fakir Baykurt Yılanların Öcü kitabıyla kazanıyor. Şu an Literatür Yayınları basıyor ve basımı mevcut, erişebilirsiniz. Şöyle bir şey ki, bu Yunus Nadi roman ödüllerini araştırdığınızda ilk bulduğunuz bilgi 1958 yılına ait. Ve o yıl Fakir Baykurt birinciliği almışken Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam da ikinciliği almış bu sene. Tabii puanlamaya göre, jürinin seçimine göre olduğu için bu şekilde bir sonuç çıkmış. Bu bilgiyi de araştırırken bulmuştum, sizlerle paylaşmak istedim. Devam edelim. 1965 yılına geçiyoruz 58'den sonra. Burada da ilk bilgi öykü ödülüyle alakalı. 65'te sadece öykü ödülünün kazananını görebiliyoruz. O da Öner Ünalan adlı bir yazar. Karıncayı incitmeyen adam, kısa tek bir öyküsüyle kazanmış, öykü dosyasıyla kazanmış. Şu an basılı bir şeyi yok bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla.
65'ten sonra tarih 1968'e geliyor ve yine roman alanında sadece ödülün verildiğini görüyoruz. Bu sefer de Kemal Tahir'den Yorgun Savaşçı ödülü almış. Şu an Kemal Tahir'in bütün kitapları İtaki'den basılıyor. Basımları mevcut. 1968'den sonra yine ufak bir tarih aralığı verip 1975'e geçiyoruz. Burada da yine bir roman görüyoruz. Atilla İlhan'ın Sırtlan Payını görüyoruz. Atilla İlhan'ın yanlış bilmiyorsam şu an kitaplarını İş Bankası basıyor. Bu Sırtlan Payı da kendisinin çok fazla olmayan romanlarından bir tanesi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir üçlemenin ikinci kitabıymış. Üçlemenin şu an adını bilemeyeceğim, not almamışım. O yüzden herhangi bir şey söyleyemeyeceğim bu noktada. 1988 sonrası ödüller aslında çok daha düzenli verilebiliyor. Hatayı da aslında ilk burada fark ettim. 1989'a geldiğimizde 1989 kazananını ben biliyorum ama Wikipedia'da bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Dolayısıyla ilk orada fark ettim aslında sıkıntı olduğunu. 1989'da önce romandan bahsedeyim. Emel Ebcioğlu Kuzey Işıkları adlı romanla kazanıyor. Zamanında Simavi Yayınları'ndan basılmış. Şu an baskısı yok mu? Maalesef nadir de belki bulabilirsiniz. 89'da öykü ödül kazanan ise Ayfer Tunç'un Saklı adlı öyküsü. Tek öyküsü aslında o zaman Saklı adındaki tek öyküsü kazanıyor. Ödülü kazandıktan sonra yanlış bilmiyorsam Simavi Yayınları öyküyü basmayı teklif ediyor. İşte o zaman Ayfer Tunç'un halihazırda olan dergilerde basılmış öyküleri Saklı adlı kitabında toplanıyor. Şu an Evvel Otel Saklı olarak mevcut. Neden böyle derseniz bununla ilgili belki Ayfer Tunç'la ilgili yaptığım videoyu izlerseniz detayları orada öğrenebilirsiniz. 1989'da Simavi neymiş bu arada? Cem Yayınları basmış. Onu da düzelteyim. Cem Yayınları basmış o zaman Saklı adlı öykü kitabını. Ayfer Tunç kazandıktan sonra düzenli şekilde kazananlar devam ediyor. Bundan sonra günümüze kadar mutlaka hem roman hem öykü, hatta bazı yıllarda birden fazla kazanan olduğu bir tablo karşılıyor bizi. Devam edelim. 1990'da roman alanında Yılmaz Karakoyunlu, Salkım Hanım'ın Taneleri kazanıyor. Şu an Doğan Kitap'tan basılan bir kitap. Ben Salkım Hanım'ın Taneleri'nin bir kitap olduğunu biliyordum. Hatta filmini biliyorum aslında. Ama kitabını hani hiç kapağını vesaire daha önce görmemiştim. Ödül aldığını da bu videoyu hazırlamak için notlarımı hazırlarken öğrendim. Sizler de şimdi öğreniyorsunuzdur belki. Belki de biliyorsunuzdur zaten. Devam edelim. 1990'da romanın dışında öykü ödülünü kazanan da Hulki Aktunç, Bir Yer Göstericinin Hayatı. YKY'den çıkıyormuş kitapları ve aktif olarak da var, hani basımı mevcut. Ben Hulki Aktunç'u mesela ilk kez bu öykü ödülüyle öğrendim. Nusnade ödülleriyle öğrendim diyebilirim. 1991'e geldiğimizde roman alanında daha önceki videolarımda da adını sıkça, ödül videolarımda adını sıkça geçirdiğim Tarık K. Dursun'un Ağaçlar Gibi Ayakta adlı kitabını görüyoruz. Tarık K. Dursun'un genelde kitapları Bilgi Yayın Evi'nden basıldığı için baskısı yok şu an. Birçoğunun baskısı tükenmiş durumda. Hani bir başka bir yayın evi alır mı bilemiyorum. Ben kendisinin okunduğunu da açıkçası Instagram'da vesaire hiç şahit olmadım. Ya da herhangi bir kitap anlatan videoda görmedim. Çok bilinmeyen yazarlardan kendisi. Ama zamanında birçok öykü ve roman ödülünün sahibi olmuş yazar. Aslında dikkate alınması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Umarım bir gün bir kitabını okuma şansına erişirim deyip devam ediyorum. Öykü alanında da 1991'de Ülkü Tamer Alaben öyküleri almış. Zamanında YKY'den basılan kitap. Şu an Ketebe Yayınları Ülkü Tamer'in tüm kitaplarını basıyor. Alaben öyküleri de yeni basılan kitaplardan bir tanesi. Yaklaşık 1-1,5 sene önce basıldı diye hatırlıyorum. 92'ye geldiğimizde roman alanında İnci Aral'ı görüyoruz. Ölü Erkek Kuşlar. Şu an Kırmızı Kedi'den çıkıyor kitapları. Ben İnci Aral'ı da hiç okumadım. Merak ettim, yazarlardan bir tanesi. Kadın yazarlardan bir tanesi. Umarım denk gelebiliriz. Öykü alanına geçtiğimizde ise Cihat Burak'ı görüyoruz. Yakutiler adlı bir kitabıyla kazanmış. YKY'den çıkmış zamanında, Yapı Kredi Yayınları'ndan. Şu an yine baskısı mevcut değil kitabın. 93'e geliyoruz. Roman alanında daha önce de adını başka ödül videolarında yine bahsettiğim Oya Baydar'ı görüyoruz Kedi Mektupları'yla. Oya Baydar'ın kitapları eskiden Can Yayınları'ndan beyaz kapakta çıkıyordu. Şu an yine Can Yayınları'ndan yeni kapaklarıyla, renkli kitaplarıyla, kapaklarıyla basılıyor. Bir sıkıntısı yok o anlamda, temin noktasında.
93'te Ahmet Yurdakul isimli pardon, romanı Oya Baydar Kedi Mektupları'yla kazanıyor. Aynı zamanda bir kazananı daha var 93 yılında. O da Ahmet Yurdakul Korsan'ın Seyir Defteri adlı kitabıyla Roma Döndürünü aslında Oya Baydar'la paylaşıyor. O da Bilge Yayınevi'nden çıkan bir kitap. Şu an baskısı yok. Nadir'de erişime mevcut. Genelde zaten ödül kazanan kitapları Nadir'de gayet uygun fiyatlara satılıyor. 93'te öykü ödülü de iki kişinin arasında paylaşılmış. İlki adını bildiğimiz yazarlardan bir tanesi Şebnem İşigüzel, Haneni Ay Doğacak adlı kitabıyla kazanıyor. Şebnem İşigüzel'in şu an kitapları İletişim Yayınları'ndan çıkıyor. 93'te diğer kazanan ise Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Yaz Evi adlı kitabıyla İş Bankası'ndan çıkmış. Bu öykü ödülüyle yanlış hatırlamıyorsam Sait Faik Öykü Armağanı da kazanmıştı yazar. Bu ödülü de kazanmış bir sonraki sene ya da hatta aynı sene olabilir. Aslında bu kitabı bayağı merak ediyorum. İş Bankası'ndan aktif olarak da basılmaya devam ediyor. Başka bir yayın evinden de daha basılmış zamanda. Çok da çok bilinmeyen muhtemelen ödülleri kazandıktan sonra İş Bankası basmaya karar vermiştir kitabı diye düşünüyorum. 94'e geldiğimizde bizi yine tanıdık bir isim karşılıyor. Ama kara listeye aldığımız bir isim. Hasan Ali Toptaş'tan Gölgesizlerin kazandığını görüyoruz. Benim Hasan Ali'den okuduğum ikinci kitaptı yanlış hatırlamıyorsam ama ilk romanıydı. Ve gerçekten hani yaptığı taciz olaylarını bir kenara bırakırsak Gölgesizler çok 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 iyi bir romandı. Ben inanılmaz etkilenmiştim ve onun gibi bir roman daha önce okumadım demiştim okuduğum zaman. Filmi de var. Üstüne de filmini izlerseniz bayağı etkili oluyor. Hani kitapta anlatılan o puslu havayı, atmosferi kitapta da çok iyi filmde de çok iyi yansıttıklarını söyleyebilirim. Everest'ten çıkıyordu en son kitapları. Hala öyle. Bu olaydan sonra, taciz olaylarından sonra Everest basmamayı tercih etmedi şu an için. İleride ne olur bilemiyorum. Öykü alanında da Muzaffer Buyrukçu'yu görüyoruz. Yüzün Yarısı Gece diye hatırlıyorum. Yüzün Yarısı Gece, evet. İnşallah yazdığım şeyi doğru okumuşumdur. Zaten buraya kapaklarını koyacağım. Ben yanlış telaffuz ettiysem bile kapağın üstünden ismini görebilirsiniz. Bilge Yayınevi'nden çıkmış. Baskısı olmayan kitaplardan şu an nadirden erişebilirsiniz. 1995'e geldiğimizde ise roman alanında Necati Cumalı'yı görüyoruz. Viran Dağlar. Cumhuriyet kitaplardan çıkıyor Necati Cumalı'nın kitapları ama çıkmış daha doğrusu zamanında. Şu an baskısı olmayan kitaplardan ve yazarlardan bir tanesi. Kumru geldi şu an cama bir an ona dönmüş oldum. Devam edeyim. Öykü alanında da 95 yılında Necati Cumalı ile beraber Ayşe Kilimci kazanmış. Yeni moda aşklar. Altın kitaplar basmış ve baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. Altın kitaplarda yeni moda aşklar diye basılmış. Ama altın kitaplar dışında bir yayın evi daha basmış kitabı. Şu an hatırlayamıyorum. Onda yeni moda aşklar destanı olarak basmışlar adını. Niye böyle bir kısaltmaya gitmişler altın kitaplara geçtiğini açıkçası bilemiyorum. Devam edelim. 96'ya geldiğimizde roman alanında Mahir Öztaş'ı görüyoruz. Soğuma adlı kitabıyla ve YKY'den çıkmış, baskısı yok. Mahir Öztaş'ın geçenlerde bir kitabını YKY yeniden bastı. Belki bu kitaplarını da yeniden basar bilemiyorum. 96 yılında Mahir Öztaş'la beraber roman ödülünü paylaşan bir yazarımız daha var. O da Erhan Bener, Hınzır Kız isimli kitabıyla kazanmış. Everest'ten çıkıyor şu an kitaplar. Öykü alanında ise 96'da tek bir kazanımız var. O da Ayla Kutlu'nun Mekruh Kadınlar Mezarlığı Bilge Yayınları'ndan çıkmış. Şu an baskısı yok ama bazı sitelerde baskısı olmamasına rağmen ellerinde kaldığı için muhtemelen normal kitap satış sitelerinde satıldığını gördüm kitabın. 97'ye geldiğimizde roman alanında tek bir kazanımız var. Yine Burhan Günel'den Ateş Uykusu. İlk kez duydum yayın evi. Kekeme Yayınları'ndan çıkmış ve baskısı yok şu an. İlk kez duyduğum bir yazar hatta yanlış hatırlamıyorsam. Öykü alanına geldiğimizde de Erendiz Atasu'nun Taş Üstüne Gül Oyması adlı kitabının kazandığını görüyoruz. Erendiz Atasu'yu daha önce de okumak istediğimi birkaç önceki ödül videolarında bahsetmiştim. Hala aradan 2-3 ay zaman geçti bir kitabını alamadım. Bakınıyorum hala hangi kitabını alacağım diye. Dağın Öteki Yüz olabilir. Belki öykü kitabıyla da başlayabilirim bilmiyorum. Everest'ten çıkıyor şu an Erendiz Atasu'nun kitapları. Daha doğrusu bu kitabı Everest'ten çıkmış sanırım.
Diğer kitapları cana geçmiş olabilir, emin olamadım şimdi ama şu an bunun satışı var sitelerde, Everest'ten çıkan kitap. 98'e geldiğimizde roman ödülünü yine iki yazarın paylaştığını görüyoruz. Demir Özlü'nün İthaka'ya Yolculuk adlı kitabı YKY'den çıkmış. Demir Özlü'nün daha önceki ödül videolarında da başka öykü ve roman ödülleri kazandığından bahsetmiştik. Yine çok fazla ödül kazanan yazarlardan bir tanesi. Hatta Burcu'nun son alışveriş videosunda öğrendim ki Demir Özlü Tezer Özlü'nün abisiymiş. Yanlış hatırlamıyorsam şu an bir akrabalık ilişkileri varmış. Bunu bilmiyordum mesela. Daha doğrusu dikkat etmemiştim soyadlarının aynı olduğuna. Bir de Hakan Akdoğan kazanmış Nüperide adlı kitabıyla. Zamanında Can Yayınları'ndan çıkmış. Eksik Parça Yayınları da basmış. Şu an baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. İki farklı yayın evinde belki hani baktığınızda bulabilirsiniz. Nadir'de satışı var diye biliyorum. Öykü alanına geldiğimizde de Gülseren Engin'i görüyoruz. Sıradan Öyküler adlı kitapla kazanmış. Aslında şöyle, Sıradan Öyküler bir dosyaymış, öykü dosyası. Onunla kazanmış kitabı ama daha sonra Gülseren Engin'in Öyküleri Geç Kalan Öyküler adında iki öykü kitabını birleştirerek basmışlar. Bir tanesi Sıradan Öyküler, 98'de ödülü kazanılan öykülerin olduğu dosya. Bir diğeri de Bozgun Dönemeci, 2001 yılındaki öyküleri birleştirilmiş ve tek bir öykü kitabı olarak Geç Kalan Öyküler olarak basılmış. Remzi Kitabevi'nden basılmış ve şu an baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. Gülseren Engin'in yanında 98 yılında bir kazananımız daha var. O da Osman Şahin'den Mahşer adlı kitap. Can Yayınları'ndan basılmış. Şu an baskısı mevcut değil. Yine bu öykü, ya bu ödül Yunus Nadi ödüllerinde baskısı olmayan daha az kitap var. Önceki videolarda daha fazla baskısı olmayan kitaplar vardı. Buradaki kitapların gene çoğu bilindik, hala aktif olarak birçok okur tarafından okunduğu için basılmaya devam etmiş kitaplar. Benim ilgimi çekmişti bu noktada. 99 yılına geldiğimizde de roman alanında Ahmet Altan'ın kazandığını görüyoruz. Kılıç Yarası gibi. Zamanında Can Yayınları'ndan çıkmış. Şu an aktif olarak Everest Yayınları'ndan çıkıyor kitapları. Ve öykü alanında da Ulviye Alpay, Mavi Bir Merhaba, Epsilon Yayınları'ndan baskısının olduğunu gördüm ve baskısının olmadığını gördüm. Ulviye Alpay da benim ilk kez duyduğum isimlerden bir tanesi mesela. 2000 yılına geldiğimizde iki tane kazananımız var roman alanında. İlki Mario Levi, İstanbul Bir Masal Dağı adlı kitabıyla. Doğan kitaptan da çıkmış zamanında. Şu an Mario Levi'nin kitapları Everest'ten çıkıyor. Bir de Celal Pamukçu, Düşler ve Gerçekler adlı kitabıyla kazanmış. Boyut Yayın Grubu basmış kitabı zamanında. Hala da baskısı mevcut. Yayın evini bilmiyordum açıkçası yine. Bu yazarı yani kazananı araştırırken, kitap araştırırken gördüm. Öykü alanında da Burhan Günel, Gül Kurunağı adlı öykü kitabıyla kazanmış. Doğan kitap basmış zamanında yanlış hatırlamıyorsam şu an Can Yayınları'ndan basılmış. Baskısı mevcut değil. 2001 yılına geldiğimizde roman alanında Zülfü Livaneli'ni görüyoruz. Bir kedi, bir adam, bir ölüm. Benim kendisinden okumadığım kitaplardan bir tanesi. Doğan Kitap'tan çıkıyordu eskiden kitapları. Şu an İnkılap Kitapları basıyor yeni kapaklarıyla. Çok yakın zamanda geçti diye biliyorum. Öyküde de tekrar İnce Aral ismini görüyoruz. Bu sefer bir dakika. Romanla kazanmıştı değil mi? Az önce bahsediyorduk. Evet, romanla kazanmıştı. Bu sefer öykü alanında kazandığını görüyoruz. Gölgede 40 Derece adlı kitabıyla Kırmızı Kedi'den çıktığını kitaplarını söylemiştim. 2002 yılına geldiğimizde benim son zamanlarda ilgimi çeken yazarlardan bir tanesi Nazlı Eray'ı görüyoruz. Aşkı Giyinen Adam adlı kitabıyla Everest'ten çıkıyor kitapları kazanmış. Öykü alanında ise 2002 yılında iki tane kazanan görüyoruz. İlki Zeynep Ali'ye Vahşi Kelebek adlı kitabıyla ki Bilgi Yayınları'ndan çıkmış zamanda yine baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri ise M. Sadık Aslakara Uykusuz Sakız adlı kitabı ile nedense hep Uykusuz Sakız gibi bu kitabı not alırken de o şekilde almışım. Uykusuz Sakız adlı kitabı ile Can Yayınları'ndan çıkmış. Ya Can Yayınları'nın kitaplarına genelde daha hakimiz çoğunluk olarak. Ama mesela bu kitabı hiç görmemiştim. Yazarı da hiç duymamıştım. Hala da satışı mevcut kitabın. Tükenen kitaplardan değil, baskısı tükenen kitaplardan değil. 2003 yılına geldiğimizde Tahsin Yücel'den Yalan isimli
kitabı görüyoruz Can Yayınları'ndan. Bendeki yeni kapaklı hali, eski beyaz kapakla da basılmış. Bu arada yeri gelmişken gerçekten çok çok iyi bir roman. Tavsiye etmiş olayım. Öykü alanında da iki tane kazanan görüyoruz. Daha önce de bahsettiğim başka bir yılda, 98 yılında kazanan Osman Şahin, 2003 yılında yine öykü ödülünü kazanıyor. Ölüm Oyunları adlı kitabıyla Can Yayınları'ndan çıkıyor. Ve Deniz Topçu'yu görüyoruz. Burada bir dosyanın kazandığını görüyoruz. Basılmış bir kitabın değil. Çözülme Zamanı ve Çözülme Zamanı ve Altın Umut isimli dosyanın kazandığını görüyoruz. Yazarın şu an hani yazmaya devam ediyor mu? Sonradan başka kitapları basılmış mı? Açıkçası bilmiyorum. O an araştırmakta aklıma gelmemişti. 2004 yılına geçtiğimizde roman alanında Murat Gülsoy'u görüyoruz kazanan olarak. Bu filmin kötü adamı benim. Can Yayınları'ndan çıkıyor şu an kitapları Murat Gülsoy'un. Ve öykü alanında da Ayşe Sarısayın'ı görüyoruz. Denizler Dört Duvar. Yine kitapları Can Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitap da o şekilde öykü kitabı. 2005 yılına geldiğimizde roman alanında Burhan Güneli görüyoruz. Ateş ve Kuğu. Cumhuriyet kitaplarından çıkıyor kitapları. Öykü alanında ise güncel edebiyattan tanıdığımız Ethem Baran'ı görüyoruz. Dönüşsüz Yolculuklar kitabı. Ben bu kitabını görmemiştim daha önce. İletişimden çıkıyor kitapları ve bir ortak kazanan var 2005 yılında. Ethem Baran'la beraber Sibel K. Türker'in kazandığını görüyoruz. Öykü Sersem adlı öyküsüyle Can Yayınları'ndan çıkıyor. Öykü kitabıyla Can Yayınları'ndan çıkıyor. 2006 yılına geldiğimizde roman alanında Yiğit Okur'un kazandığını görüyoruz. Deniz Taşları adlı kitapla Can Yayınları'ndan çıkmış. Oldukça Can Yayınları'ndan kazananın fazla olduğu bir ödül aslında. Burada ilgimi çekti. Hatta bununla ilgili birkaç eleştiri de gördüm. Haklı da olabilirler, bilemiyorum. Öyle mi denk geldi? Genelde Can Yayınları'ndan çok mu fazla başvuru oldu? Onu bilemeyeceğim bu noktada. Öykü alanında ise Sezer Ateş Ayvaz'ı görüyoruz 2006 yılında. Tamiris'in Gece Suçları adlı kitabı Can Yayınları'ndan çıkmış. Şu an baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. 2007 yılına geliyoruz. Roman alanında Enver Aysever'i görüyoruz. Bir An Bin Parça. Epsilon'dan çıkmış, Remzi'den çıkmış. Şu anda Doğan Kitap'tan çıkıyor kitapları. Doğan Kitap baskısı mevcut. Diğerleri de belki sitelerde satılır. En kötü nadirde bulunur diye düşünüyorum. Öykü alanına geldiğimizde ise 2007 yılında iki tane kazananın olduğunu görüyoruz yine. Can Uçan, Boşluğun İzinde, Sel'den çıkmış. Ve İlhan Doğru Yol, Dönüşümler Sevgiye, Hayal Yayın Evi'nden çıkmış bu da. Yine duymadığım yayın evlerinden bir tanesi. 2008 yılına geldiğimizde burada mesela büyük bir karışıklık var. 2008 yılı için mesela 2009 yılının kazananı ile alakalı çok fazla bilgi vardı. Özellikle şöyle söyleyeyim. 2009 yılına geldiğimizde söyleyeyim bunu karışmasın. 2008 yılında roman ödülünü Mehmet Anıl kazanmış Pembe Otobüs adlı kitapla. Doğan Kitap'tan çıkmış. Şu an bir durdum sanki ama not almamışım. Pembe Otobüs. Can Yayınları'ndan da çıkmış olabilir. Emin olamadım şu an. Onun notunu almamışım. Öykü alanında ise iki tane kazananı görüyoruz. Yavuz Ekinci, Sessizlik Kulesi. Dosyaymış bu. Bir öykü dosyası olarak kazanmış. Sonradan basılmış. Bana İsmail Değin adıyla Doğan Kitap'tan basılmış hatta Sessizlik Kulesi. Bir de diğer kazanan da Alper Akçam. Kiev'de Aşk adlı bir kitapla kazanmış. Cumhuriyet kitaplardan çıkıyormuş kitap. 2009 yılına geldiğimizde iki tane kazanan var. Bu iki tane kazananın ikincisinde şöyle bir durum var. Sürpriz devam ediyor. Birazdan bahsedeceğim. Önce ilk kazanandan bahsedeyim. Hakan Yaman, Fotoğraftaki Kadın. Doğan Kitap'tan çıkmış zamanında ama çok yakın zamanda Siyah Yayınları, yeni bir yayın evi de Siyah Yayınları tekrardan basmış kitabı. Ve bir diğer kazanan Özcan Karabulut, Amida Eğer Sana Gelmezsem. Şimdi Özcan Karabulut'un Amida Eğer Sana Gelmezsem Can Yayınları'nda basılmış zamanında. Sonra yani beyaz kapakla basılmış. Yeni zamanlarda da renkli kapakla basılmış ama kitabın kapağında 2008 Yunus Nadir Roman Ödülü kazananı olarak yazıyor. Şimdi burada tabii karıştım. Mehmet Anıl kazanmıştı Pembe Otobüs 2008'de diye görünüyor. Özcan Karabulut nasıl oluyor? Ben notlarımı karaladım tekrar falan. Tekrar araştırmaya başladım. Yok yani haberlerde orada burada hep 2009 yılında Özcan Karabulut'un kazandığı ortaya çıkıyor. Yani bu kitaplar 2008 yılında basılmış. Basıldıktan sonraki sene ödülü kazanıyor. Dolayısıyla aslında Can Yayınları anladığım kadarıyla yani başka açıklaması var mı bilmiyorum ama
ödülün kazanıldığı yılı yanlış basmış kapağı. Bu kitap 2009 yılında kazandı olarak görünüyor. Cumhuriyet'in kendi haber sitesinde de o şekilde görünüyor. Böyle bir detay yani paylaşmak istedim sizlerle. 2009 yılında öykü alanında da Murat Özyaşar, Ayna Çarpması, Doğan Kitap'tan çıkıyor kitapları. Bu da yine son zamanlarda Burcu'nun okuyup beğendiği, sevdiği yazarlardan bir tanesiydi. Benim de ilgimi çekiyordu. Ayna Çarpması'nı görünce yine merak ettim. Hani bu listeyi hazırlarken öncelik vereceğim yazarlardan bir tanesi kendisi. Bir de Gönül Çalak, Komi ve Kemikler, Enkol Yayıncılık'tan çıkmış. Mesela bu kitap da her yerde, yani 2008 yılında kazandığı gibi görünüyor. Aynı Özcan Karabulut gibi. Ama gerçekten detaylı bir araştırma yapıldığında 2009 yılının aslında kazananı olduğunu gördüm. Burada bir karışıklık var 2008-2009 yılında. Bir de birden fazla kazanan olduğu için her alanda bir sürü isim karışmış bu noktada. Umarım net olmuştur sizler için. 2010 yılına geldiğimizde roman alanında Adnan Gerger'i görüyoruz. Faili Meçhul Öfke. Kara Karga'dan da çıkmış, İmge'den de çıkmış. Şu an baskısı mevcut, ulaşılabilir. Öykü alanına geldiğimizde ise Yekta Kopan'ı görüyoruz. Bir de baktım yoksun. Yekta Kopan'ın şu an tüm kitapları Can Yayınları'ndan basılıyor. Bir sıkıntı yok. Yekta Kopan 2010 yılında bu öykü ödülünü Ayşegül Çelik'le paylaşmış Kağıt Gemiler adlı kitabıyla. Yapı Kredi'den çıkmış zamanı. Şu an aktif olarak Can Yayınları basıyor yazarın kitabını. 2011 yılına geldiğimizde roman alanında Faruk Duman'ı görüyoruz. İncir Tarihi adlı kitabıyla. İncir Tarihi hep kitaptan basıldı. YKY'den basıldı. Can'dan basıldı. Can'dan basıldı. Everest'ten de basılmış gördüğüm kadarıyla. Hep YKY ve Can Yayınları'ndan basılmış İncir Tarihi. Şu an YKY'de baskısı mevcut diye biliyorum. Ama diğer baskılarına da erişebiliriz. Ben en çok Can Yayınları'nın kapağını beğendim bu arada. Öykü alanında da Erendiz Atasoy'u görüyoruz. Hayatın en mutlu anı. Everest'ten çıkıyor kitapları. Şu an baskısı yok mesela bu kitabın. Everest'te olan kitapların sanırım tükenenleri basmadılar. Can Yayınları da hepsini basmadı diye biliyorum. Orada bir karışıklık söz konusu. Hepsini umarım basarız yakın zamanda. 2011 yılında Erendiz Atasoy ile beraber öykü alanında Fadime Uslu ödülü paylaşıyor. Everest yayınlarından çıkan Gölgede Yaşamak adlı öykü kitabıyla. Devam ediyoruz. Wikipedia'daki hata 89 yılından başlayıp aslında 2011 yılına kadar devam ediyordu. 2012 yılından sonra Wikipedia'daki bilgiler ve tarihler düzeliyor aslında. Bir sıkıntı kalmıyor o noktadan sonra. Son 10 yılın öykü ve roman ödülleri doğru şekilde yazılıyor. Bu arada orada diğer alanlarda kazananlar da mevcut ama tabii dediğim gibi ne kadar doğru oradaki bilgiler orası meçhul. 2012'ye geldiğimizde roman alanında Irmak Zileli'yi görüyoruz. Eşik adlı kitabıyla Everest'ten de basılmış kitapları, Remzi'den de basılmış. Şu an Everest basıyor diyebiliyorum. Zamanında Remzi'den basılmış. Öykü alanında da Seray Şahiner'i görüyoruz. Hanımların Dikkatine, Can Yayınları'ndan basılmıştı. Zamanında Everest'e geçti şu an yanlış bilmiyorsam. 2013 yılına gelelim. Roman alanında daha önce de bahsi geçen Sibel K. Türkiye'yi görüyoruz. Hayatı Sevme Hastalığı, Can Yayınları'ndan çıkmış zamanında, şu an baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. Öykü alanında da aynı Hasan Ali Toptaş gibi kara listeye aldığımız Bora Abdo'yu görüyoruz. Öteki Kışın kitabı, Doğan Kitap'tan çıkmış. Hatta bu üçlemenin ikinci kitabıymış yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim. 2014 yılına roman alanında Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nu görüyoruz gene. General Uçtu adlı kitabıyla İş Bankası basmış kitabını. Yine ikinciye bu ödülü kazanmış kendisi. Öykü alanında ise Başar Başarır'ı görüyoruz. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Can Yayınları basmış. Başar Başarır da aslında beni oldukça ilgimi çeken yazarlardan bir tanesi. Hatta yakın zamanda yeni bir kitabını daha bastı Can Yayınları. Bayağı da kitabı var yazdığı. Bilmiyorum nasıl, aranızda okuyan varsa burada bahsi geçen benim ilgimi çektiğini söylediğim kitapları ya da diğerlerini, herhangi bir kitabı okuduğunu, önerdiğini söyleyenler varsa yorumlara bırakın lütfen. En azından bu videoyu izleyen ve kitaplar çok fazla olduğu için aralarında merak ettikleri elbette olabilir ama sizin önerileriniz belki o noktada izleyenlere de faydalı olacaktır. 2015 yılına geldiğimizde roman alanında Eren Aysan'ı görüyoruz. Gece Uyurken adlı kitapla Can Yayınları'ndan çıkmış. Öykü alanında da yine tanıdık bir ismi görüyoruz. Gaye Boralıoğlu'nu görüyoruz. İletişimden çıkan Mübarek Kadınlar'la kazanmış öykü ödülünü.
2016 yılına geldiğimizde roman alanında Sema Kaygısız'ı görüyoruz. Barbar'ın Kahkahası. Şu an Sema Kaygısız'ın kitapları Metis yayınlarından çıkıyor. Öykü alanında da iki tane kazananımız var. İlki İnan Çetin, Kureyş'in Kurtları adlı kitabı ile Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Şu an baskısı olmayan kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri ise Yalçın Tosun, Bir Nedene Sunuldum adlı kitabı ile kazanmış. Paylaşmış daha doğrusu ödülü. YK yayınlarından çıkıyor şu an Yalçın Tosun'un kitapları. 2017 yılına geldiğimizde roman alanında 2014 yılında öykü ödülünü kazanan Başar Başarır'ı görüyoruz. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bu sefer Sibop adlı romanıyla roman ödülünü kazanmış Yunus Nadi'de. Can yayınlarından çıkıyor şu an kitapları az önce de belirttiğim gibi. Öykü alanında da Murat Yalçın Pera Mera adlı kitapla kazanmış yine Can yayınları. 2018 yılına geldiğimizde roman alanında Enis Batur'u görüyoruz. Göl Yazı adlı kitabıyla Sel yayınlarından çıkıyor kitapları. Hatta birden fazla yayın evinden çıkıyor. Kırmızı Kedi'de falan da var. Toplu olarak bir yayın evi basmıyor bildiğim kadarıyla kitaplarını şu an. Ama Göl Yazı Sel yayınlarından çıkmış. Hala da baskısı mevcut. Öykü alanında da Yiğit Bener'i görüyoruz. Öteki Düşler. Zamanında Candan çıkmış. Şu an Everest basıyor kitaplarını. 2019'da geldiğimizde günümüze iyice yaklaşıyoruz. Roman alanında Zeynep Göğüş'ü görüyoruz. Işık Ülkesi'nden, Everest'ten çıkmış. Benim yine hiç duymadığım yazarlardan bir tanesi. Oldukça da yakın tarihte kazanmış aslında. Öykü alanında da iki tane paylaşan var ödülü. İlki Banu Özyürek'in Poz adlı kitabı Everest'ten çıkmış. Ben bu kitabı okumuştum Banu Özyürek'ten Poz adlı öykü kitabını ve sevmemiştim. Hatta o zaman bu kitabı okuduktan sonra ödülle hakkında bir bilgim olmamasına rağmen Yunus Nadi ödülleriyle alakalı önyargım olmuştu. Yani bu kitaba verilmesini yani doğru bulmamıştım demeyeyim ama ben sevmediğim için muhtemelen bu ödülün yani verildiği kitaplara böyle biraz daha yani sevmeyeceğimi düşünüp mesafe koymayı düşünmüştüm o zaman. Hani koydumu koymadım, başka kitap okumadım. Hatta yanlış bilmiyorsam 2021 yılına kadar kazanan öykü kitaplarından bir tek bunu okumuşum. Banu Özyürek'in Poz adlı kitabını. Yani durum öyküleri vardı içerisinde ve böyle çok zorlama yani zor okuduğum bir kitaptı açıkçası. Anlatılan şeyler de öyleydi ve bilmiyorum. Gerçekten hani böyle hani kendimizi bulabildiğimiz değil ama kendimi bulamadığım, ortak paydada buluşamadığım ya da ortak paydada buluşmak istemediğim insanları anlatmış kitap. Yani insanları değil de hayatları anlatmış diyeyim hani böyle. Burada sansasyonel bir şey yok hani yanlış anlaşılmasın ama keyif alamadım yani. Böyle çok zorlama hikayeler vardı bana göre. Bir diğer kazanan da Tomris Alpay, Gülsün Agavni Zilha adlı kitabıyla Aras yayınlarından çıkıyor şu an kitap. 2020 yılına geldiğimizde roman ödülünü Ömer F. Oyal'ın Gemide Yer Yok adlı kitabı kazanıyor. Yapı Kredi yayınlarından çıkıyor şu an kitap. Öykü alanında da yine iki tane kazananımız var. İlki Murat Çelik, Eve Dönmeyen Hayvan, Everest'ten çıkıyor. Bir diğeri ise Kadir Öztopçu, Kimsenin Bilmediği İnsanlar, Can yayınlarından çıkmış bu kitap. Yine ya Kadir Öztopçu'nun bende bir kitabı var, henüz okumadım. Ama Murat Çelik'i falan mesela Ömer F. Oyal'ı yine duymadığım yazarlar vardı. O yüzden bu ödülleri sizlere anlatmak benim açımdan da çok keyifli oluyor. Çünkü hiç duymadığım isimlerle tanışmış oluyorum. Umarım okumakta nasip olur. Ve son 2021 yılına geliyoruz. Roman alanında Gökçer Tahincioğlu'nun kazandığını görüyoruz. İletişim yayınlarından çıkan Kiraz Ağacı adlı kitabıyla. Öykü ödülünü ise iki tane kazananı var 2021 yılında. İlki Mehmet Gürel'in Şehirli Karınca adlı kitabı Sel yayınlarından çıkıyor. İkincisi ise Aslı Aslı Akarsakarya'nın Buraya Kısıldık Sanırım adlı kitabı. Edebi Şeyler'den çıkmış. Hatta bu sanırım yine bir dosyaymış. Sonra Edebi Şeyler bunu basmış ödülü kazandıktan sonra. Burada biraz karışık bilgiler vardı o noktada. Ödülün 2022 yılı henüz verilmedi. Bildiğim kadarıyla Ekim Kasım aylarında veriliyor. O yüzden 1946'dan 2021 yılına kadar olan kısım, hatta resmi olarak 1946 olsa da ilk kazanan edebiyat alanında 1958 demiştik. Fakir Baykurt'ta başlamıştı süreç ve 2021 yılına kadar da düzenli olarak her yıl verilen ender ödüllerden bir tanesi gördüğüm kadarıyla hiç es geçilmemiş düzen oturduktan sonra 89 yılından sonra. Bu şekildeydi.
Az önce de belirttiğim gibi video içerisinde bahsettiğim kitaplardan okuduklarınız, sevdikleriniz, sevmedikleriniz varsa aşağıya yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Hem benim için hem bu videoyu izleyecek kişiler için videonun amacı ikiye katlanacaktır bu noktada. Eğer farklı aklınızda ödüller varsa edebiyat ödülleri ya şu edebiyat ödüllerini de anlatsam da dinlesek güzel olur dedikleriniz varsa yorum olarak bırakırsanız onları da dikkate alırım. Şu an benim bir sıralamam var ama sizlerden gelecek taleple o sıralamayı değiştirebilirim. Şeyi söyleyeyim, şu an için Türkçe verilen ödüllerden devam edeceğim. Roman ve öykü ödüllerini tamamladıktan sonra dünya üzerindeki yani dünya edebiyatındaki verilen öykülere geçmeyi planlıyorum. Dolayısıyla Türkiye'de verilmeye devam eden edebiyat ödüllerinden merak ettikleriniz ya bunları da anlat dedikleriniz varsa dediğim gibi yorum bırakırsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize her zamanki gibi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki edebiyat ödülleri videosunda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.